Arkadaşlar merhaba. BİM'de böyle bir ürün gördüm. Bıçak bileci, bıçak, makas, yani kesici tüm aletleri biliyor. Yani bilediğini iddia eden bir ürün. 109 TL'lik bir fiyat etiketi var. Bunu aldım bugün. Eğer almak isterseniz videonun sonunda izledikten sonra alayım mı almayayım mı siz karar verebilirsiniz. Ben bunu birkaç yerde deneyeceğim. Az önce kutudan çıkarttım. Kutunun arkasında birkaç ibare var. Yani bıçağı şu şekilde yavaşça önden geriye çekerek yapın diyor. İleri geri yapmayın. Birkaç şeyi arkasında not olarak düşmüş. Bunu bir bilginiz olsun. Bu arada ben bunu ilk başta İstanbul kartla, yani herhangi bir kartla denemek istiyorum da İstanbul kartı vardı bende bozuk olarak. Bununla denemek istiyorum. Eğer bunu yani biliyorsa diğer bıçaklarıyla zaten hayli bilecektir diye düşünüyorum. Ben şöyle önce ürünü de göstereyim. Yakından gösterebilirsek. Şöyle ürün iki parçada oluyor. Yani makinede, bulaşık makinesinde vesaire yıkamak istediğinizde şu kısım, yani paslanmasını istediğiniz kısım ayırabiliyorsunuz. Sonra istediğiniz zaman tekrar takabiliyorsunuz. Şu kısmı zemine gelsin diye dümdüz yapmışlar. Kaymaması için, yani çok net bir şekilde isterseniz masayı sallayın ama hiçbir şey olmuyor. Böyle bir detayı vermiş olayım. Bu arada şu bilgi vereyim. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum şu anda. Bir iki saat önce bir daha çekmiştim. Çekerken gimbal ile çektim yine. Ama gimbal yüzünü takip ettiği için ürünler gözükmemişti. Bu arada bu videoyu hem YouTube'a hem de Facebook'a yükleyeceğim. Eğer YouTube'dan izliyorsanız şu anda beni, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer Facebook'tan izliyorsanız da kanalı takip etmeyi, videoyu paylaşmayı unutmayın. Hemen şöyle başlayalım. Önce bir göstereyim ben. Şöyle salatalı hiçbir şekilde kesmediğini. Şöyle yapalım. Hiçbir şekilde kesmiyor. Sadece iz çıkartıyor mecburen ezdiği için. Şöyle yakından siz de görün. Hemen bunu bir bakın üzerine şunu da göstereyim bu arada. Üzerinde şey yazıyor. Seramik, kalın, hassas. Yani ağzı çok kötüyse şu seramikten başlatabilirsiniz veya kalından başlatabilirsiniz. Ağzı biraz iyi, çok az bir şey körelmişse o zaman bu hassastan başlayabilirsiniz. Bu zaten İstanbul kart normal bir bıçağa göre, yani ağzı kötü olan bıçağa göre biraz daha iyi olduğu için ben şu kalın kısmından alıyorum. Hemen başlayalım. Burası biraz daha iyi. Şöyle üzerinde yazdığı gibi geri geri çekerek bu arada biledikçe şurada bir talaş birikiyor. Bunu da göstermek istiyorum. Şöyle bir deneyelim mi? Bakalım işe yarıyor mu? Biraz kameraya yaklaşabilir miyiz? Bu arada kameraman eşim. Şöyle. Yani zorda kaldığınızda emin olun, yani diyelim ki bir ne diyeyim, pikniğe vesaire gittiniz, bıçağınızı vesaire göremediniz, bulamadınız. Bakın kredi kartını bilebilirsiniz böyle. Daha bakın ne kadar yaptığımızı az önce gördünüz. Gerçekten işe yarıyor. Yani çatır çutur kesiyor. Birkaç kere daha şöyle sürteyim. Bu arada şöyle bak. Kamerayı biraz yaklaştıralım. İçindeki talaşı görebiliyor musunuz? Kamerada. Görünüyor mu şu anda? Sen netleyebiliyor musun? Şöyle. Bakın talaşlar net bir şekilde belli oluyor. Yani daha da var. Yapışmış. Bayağı da belli oluyor yani. Biraz daha bileyelim şöyle. Bir de şöyle yapayım. İleri geri, hani ileri geri yapmak yerine önden geriye çekince önün neresi arkası neresi onu da bilmeniz gerekiyor. Bu arada yeni doğan bir kızım var. O da şu an yanımda. Beşikte yatıyor. Biraz daha bakalım. Evet. Hiçbir şekilde bastırmıyorum. Sadece kendi şeyle. Bakın.
kırmadan sadece kesiyorum. Yüzeyden zaten kestiği anlaşılıyor yani. Kırmıyor da kesiyor. Aynı şekilde bir bıçakla deneyelim bunu. Bu bıçağı da az önce bir az bir şey bir yüzüne tuttum ben. Güzel, bunu da keskinleştirmiş. Aslında bu bıçak bilenmişti. Ben iş yerine biletiyorum bıçaklarımı. Ustam sağ olsun, Allah razı olsun. Kendisi biliyor. İnşallah bu videoyu da izliyordur o. Eşim tavuk vesaire keserken kemik kısımları şu ucunu bozmuştu. Ben de az önce bu videoya geçmeden önce gerçekten oluyor mu diye ilk başta denedim. Şöyle. Şöyle yaparak. Bu hassas yerini yapıyorum bu arada hiç bastırmadan. Tabi gurme gibi değil ama olsun. Yani gerçekten böyle bir de kesiyor. Yani gördüğünüz hem bıçağı hem İstanbul kartı her şeyde kesinlikle işe yarıyor. Yani bence 109 TL'ye değer mi? Bence değer diye düşünüyorum. Çünkü sürekli bir bıçağı biletlediğinizde zamanla bıçak küçülüyor. Kullanılmaz hale geliyor ama bir kere biletin. Ondan sonra sadece ucunu düzelttiğinizde bence daha fazla bıçaktan da kâr edersiniz diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı veya kanalı takip etmeyi unutmayın. Şimdilik herkese iyi akşamlar diliyorum.